Halk Kitabevi yazı işlerini sunar. İyi günler, iyi haftalar sevgili izleyiciler. Saatler 11'i biraz geçiyor. Canlı yayın nedeniyle yayınımız biraz sarktı. Biz de kaç dakika geç girmişiz ona bir bakayım. Evet, 6-7 dakikalık bir gecikmemiz olmuş. Onun için de özür dileriz ama elimizde olmayan nedenlerle biliyorsunuz. Canlı yayınlar uzayınca böyle oluyor. Şimdi dile kolay 51 hafta geçirdik. 52. haftaya giriyoruz. Yarın benim bu ekranlarda... Bu saatte programa başlamamın tam birinci yılı. Yarın sabah onu zaten konuşuruz ama bir yılın 51 haftasını bitirdik. 52. yani son haftaya bugün başladık. Haftaya bugün yeni yılın ilk günü olacak. Artık 2017'nin sonuna geldik. Bakalım 2018 bize neler gösterecek. Onu da hafta sonunda hep beraber konuşuruz. Haftanın son günü. Geçmişin olaylarını, bu yılın önemli bütün olaylarını şöyle bir ufuk turu atar, tekrar hafızalarımızı tazeler ve yeni yıla gireriz. Şimdi yılın son haftasının ilk programı, ilk pazartesi programı Ankara'dan bir konuğum var. Artık hepinizin çok aşina olduğu Ankaralı gazeteci Hüseyin Hakkı Kahveci bizlerle birlikte. Hoş geldin diyorum. Gene beni kırmadı ve gece Ankara'dan buraya geldi, sabah indi. Programı yapacak ve herhalde evet, döneceksin. Evet. Şimdi önce şeyi sorayım. Kitaplar ne alemde? Rabıta ve Atatürk'ün yasaklanan kitabı. Onlar iyi gidiyor diyelim, iyi olsun diyelim. Aslında sen de aynı süreçleri yaşıyorsun maalesef ne? Türkiye'de okunma sorunu yani var. Yani okuması daha gerekenler bilgiyi, okuyor aslında. Bilgiyi okuma sorunu var. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Gerçekten Türkiye'de ben yani burada ekranda bu konuda hiç çekinmeyeceğim. Atatürkçüyüm deyip de bilgiye ulaşmak istemeyen de ciddi bir topluluk var. Zaten AK Partililerden veya o kesimden böyle bir beklentimiz olmamasına rağmen insanların bilgiyi okumadığına, bilgiye ulaşmak istemediğine kesin kanaatim var. Bir çok küçük bir kesim var tabii ciddi olarak bilgiyi okuyan. Fakat şöyle de bir şey var. Yani ben şöyle bir şey söyleyeyim. Senin de son kitabın İhanet. Gerçi henüz bana gelmedi bak benimkiler sana ama geldi. Ben de ama göremiyorum yani hakikaten o çünkü bizim Halk TV'nin kutuları içinde gittiği ama için bir tamam şey arkadaşlar varsa burada bir kitap hakkımız var yani. İkinci yarının sonunda halbuki kendisine... imzalarda da karşılaşamadık. Tamam, ters olduk. Tamam. Yani burada geldi. Varsa şimdi, tabii, belki şimdi kaldıysa ben çünkü ben şey de iyi hatırlattın konuklara hediye edemiyorum Türkiye bir süredir. Cumhuriyeti devletinin en büyük sıkıntılarından bir tanesi insanların okuma alışkanlıklarının olmaması. Bu Anadolu'da da böyle. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. 150 bin nüfusu olan bir ilçede bir kitabevi yok. Yani insanlar bu kitaba ulaşmak için illa kalkıp da XYZ marka kitabevinin AVM'deki dükkanına ulaşmak zorunda. Kitlelere ulaşamıyorsunuz. Ben sosyal medyanın çok büyük gücü olduğuna inanıyorum. Fakat sosyal medyanın da kitlelerin birçok alışkanlıklarını öldürdüğüne inanıyorum. Evet. Bu da böyle. Yani bu mesela okuma alışkanlığı. Bakıyorsunuz gecenin bir yarısı XYZ şahıslar yazıyor. Size de aynısı oluyor. Biraz önce de telefonla arıyorlar. İşte şu bu özel görüşmek için. Tabii ki görüşebilirsiniz. Herkese cevap veriyoruz ama değerli okurlar, değerli izleyiciler. Biz kişiye özel çalışmıyoruz. Yani ben bir telefona cevap verdiğim zaman veya Can Bey herhangi bir şekilde bir cevap verdiği zaman sizin bilgi ve isteklerinize özel bir cevap vermek için bu cevabı vermiyor. İşte soruyor adam şu nasıl olacak, bu nasıl olacak? Arkadaş biz müneccim değiliz ki biz de ne olacağını ekranda söylüyoruz. Gazetede yazıyoruz, kitapta yazıyoruz. Alıp okuyacaksın. İşte diyor ki mesela ihanet. Değil mi kitabında da? Kim kime ihanet etmiş? Ya şimdi çık işin içinden. Ya böyle bir mantık. Ya efendim Atatürk'ün yasaklanan kitap. Nasıl yasaklarlar? Ya yasaklanmış kardeşim alacaksın okuyacaksın. Kanaat getireceksin. Ya kötü bulacaksın diyeceksin ki eleştireceksin. Hayır kardeşim burada sen yanlış söylüyorsun. Ya da doğru olduğunu söyleyeceksin. Veya Rabıta Uğur Mumcu'dan sonra. Bence Rabıta Uğur Mumcu'dan sonrası için. Yani Uğur Mumcu için hiç kimse bu ülkede bundan sonra konuşmasın. Ben Rabıta kitabını Uğur Mumcu'dan sonra tek yazılmış son kitaptır Rabıta ve final kitabıdır. Rahmetli Uğur Mumcu bu kitap yüzünden öldü, öldürüldü. Rabıta kitabının satışlarına bakmak önemli değil. Rabıta kitabının ulaştığı kitleye bakıyorsunuz. Yazık ya, adam öldü ya. Adam öldü ya, hiç gerek yokmuş yani. Ben o kitabı yazdığıma pişmanlık duydum, onu söyleyeyim size. Rabıta Uğur Mumcu'dan sonra kitabını yazdığıma pişmanlık duydum. Çünkü bu kadar Uğur Mumcu'yu sevdiğini söyleyen büyük kitlelerin olduğu ve Uğur Mumcu'ya saygı duyduğunu söyleyen kitlelerin
Rabıta Uğur Mumcu'yla bilindi. Peki sonra ne oldu biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. E peki bunu okuma ihtiyacı veya öğrenme ihtiyacı hissediyor musunuz? Onu da hissetmiyorlar. Ben parti genel başkanları dahil imzalı verdim biliyorsun. Yani çok fazla da önem arz etmiyor. Neyse o kitapta tarihte yerini aldı. Bugün olmazsa da yarın artık. Bence, bence tabii... yılbaşı hediyesi olarak ben şöyle bir şey söyleyeyim. Cenat Aklı'nın ihanet kitabı, Atatürk'ün yasaklanan kitabı. Rabıta Uğur Mumcu'dan sonra bir üçlü set yapsınlar, okusunlar. Bence ilk üç ay çok değerli olur. Çok güzel. Tamam. Evet. Tabii bu şey de var maalesef görüyoruz. Bu sosyal medya ve diğer kitle iletişim araçlarının çok hızlı çalışması insanları biraz tembelliğe galiba itiyor. Yani sivil bazı bilgileri mudur? Tabii sivil bazı bilgileri böyle hap gibi aldıktan sonra hani bir detay öğren ya biliyoruz işte tamam yani daha ne istiyorsun ki işte anladık ne olduğunu şey diyor. Ha, yani böyle yani bir... bize bir de toplumda şöyle bir şey var abi ya. Ben işte mahallede kadınlar konuşur veya erkekler konuşur. Şu doktor iyi. Hı. Bu ilaç iyi. Sorsan fakültesi okudun mu? Hayır. Yok. Tabii. Tamam mı? Eczacılık biliyorsun yani prospektüsünü bile okumadan yani, mesela, yani iyi geliyor. Kimine göre sen ve ben kötü gazeteciyiz. Kimilerine göre çok iyi gazeteciyiz. Baktığın zaman tamam mı? O ayrı mesele. O tabii mesela, o şey hayır, siyasi görüşlerle. Şöyle, siyasi görüşle oluyor ama bunu anlıyoruz. Bunu anlayabiliyoruz. Benim söylemeye çalıştığım şu öğretmen çok iyi öğretmen. Benim işte şunun çocuğuna üniversite sınavını kazandırtan dershane bu. Yani böyle bir absürt bir şey var. Yani böyle bir bakış açısı var. Ve herkesin Türkiye'de ben %80'in eğitim noktasında ciddi sıkıntıları olmasına rağmen her konuda fikir sahibi olmasına hayranlıkla izliyorum. Yani mesela Avrupa'da veya Amerika'da veya ileri eğitimde ilerlemiş toplumlarda bu tür absürt şeyler göremezsiniz. Ya bak ben geçen gün bir yazı yazdım. Sen de hatırlarsın belki dedim ki şimdi ortalığı Fahrettin Paşa anlatan tarih allameleri dolduracak diye. Hakikaten o gece her konuda konuşan bazı arkadaşlar birdenbire Fahrettin Paşa anlatmaya başladılar. Ya kardeşim yani bari de ki yani kimse kimseyi kandırmasın. Bugün Fahrettin Paşa olduğunu. Kimdir diye sokağa çıktığın zaman tarih bilenler yani tarih akademisyenleri ya da bu konuda çok meraklı olanlar dışında hiç kimsenin aklına Medine müdafaası falan gelmez. Hani Mehmetçik ünvanını. Mesela ben de yeni öğrendim. Yer Medine müdafaası. Öyleymiş. Halbuki bakın bu 100 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Ama İslamistler ne diyor? Peygamberin ordusu şu bu. Hiç alakası yok kardeşim. Medine'de tamam mı adamlar bir yıl boyunca İngilizlere karşı büyük bir mücadele veriyor. Hepsi ölüyor yani askerlerimiz. Öyle tabii canım. Çekirge yiyorlar. Ve çekirge nasıl yeniliyor? Fahrettin Paşa kızartılmış çekirgeyi limon sıkarak yiyormuş. Ki açlık var yani. Düşün orduna nasıl bir açlık. Lojistik hatlarınız kesilmiş şey size. Yok yani. Burada... Ve emirname yayınlıyor. Diyor ki çekirge yiyeceğiz diyor arkadaşlar diyor. Ben de diyor çekirge yiyorum diyor. Limon sıkınca çok güzel oluyor diyor. Çok lezzetli oluyor. Vesaire vesaire gibi. Mesela Yemen hadisesine baktığın zaman aynı yakın cephede. 2005 yılında Yemen'deki Türkiye Büyükelçisi bizim oradaki şehit sayımızın 300 binden fazla olduğunu söylüyor ve mezarlarının belli olmadığını söylüyor. Hani giden gelmiyor meselesi. Maalesef işte şimdi gelmiş olduğumuz nokta aslında biraz kitaplardan başladık. Ben çok kısa bir cümle söyleyeceğim. Değerli izleyiciler, Atatürkçülük demek Mustafa Kemal Atatürk'ün sevilmesi, sayılması tabii ki içinde vardır. Atatürkçülük bir devlet yönetim algoritmasıdır. Bir algoritmadır. Bu yönetimin içerisinde sağlıktan eğitime, savunmadan sanayiye ne ararsanız bulunmaktadır. Ve önündeki yüzlerce yıla hitap edecek şekilde bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından hazırlanmıştır. Maalesef 1938'den sonra Türkiye'de siyasetçi geleneğindekilerin vasat olması, buna bugün de dahil açık ve net söylüyorum. Tüm partiler 1938'den buna kim varsa bugüne gelen bunu becerip uygulayamamışlardır. Yani bu zeka kütlesine sahip olamadıkları için becerip uygulayamamışlardır. Bu yüzden devamlı kanunlar değişmiştir. Devamlı bir sürü şey yaşanmıştır. Şudur budur vesaire. Yani devlette top gibi oynanmıştır. Gelmiş olduğumuz noktada da maalesef bu top işte bazen çoğunlukla bizim ağlarımızda gol olarak yer alıyor. Mevcut durum içerisinde dünya üzerindeki saygınlığımızın 1938'de karşılaştırmasına baktığınız zaman yıl 2018... Berbat yerlerdeyiz yani bir saygınlık olarak baktığımız zaman işte Atatürkçülüğün ne olduğunu işte Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi ve devrimleriyle öğretilemeyeceğini bizim milletimizin anlaması lazım. Bunun bir düşünce sistematiği var. Yani bugün Atatürkçülük konusunda yazan bir sürü yazar arkadaşımız var. Hepsini tebrik ediyorum. Çok şeyi öğretiyorlar, çok bilgi veriyorlar fakat bu bir sistematik, bu bir algoritma.
Bu başka bir şey. Yani bu yazılması gereken bunlardı. Biz Atatürk'ün yasaklanan kitabında Atatürk'ün Hatay stratejisini, işte Filistin meselesine, o günkü İsrail'in kuruluşuna bakışı, ona göre izlediği stratejileri temellendirdik. Ve kısa süreler içerisinde, çünkü 1917-1937, yani yaklaşık 20 yıllık bir süreyi değerlendiriyorsunuz. Şimdi bunların hepsine baktığınız zaman biz bir algoritmayı koyuyoruz ortaya ve ısrarla söylüyoruz. Türkiye'de Atatürkçülüğün tekrar, Atatürkçülüğün tekraren yönetim kabiliyetine erişebilmesi için Atatürkçülüğün bir algoritma, devlet yönetim sistemi algoritması olduğunu bilmek zorunda herkes. Başka bir şey, işte karma ekonomi, Atatürk'ün kendi yazdığı bir ekonomi konseptidir. Bugün dünyada birçok ülke karma ekonomini kullanırken Türkiye Cumhuriyeti hala Keynes ekonomisiyle uğraşıyor. Arkadaş yazmış senin bir adam, devletin kurucu iradesi yapmış bunu koymuş, sen neyle uğraşıyorsun yani? Neyi anlatmaya çalışıyorsun? İşte bugün gelmiş olduğumuz noktada vasat siyasetçilerimiz yüzünden, buna bütün 1938 sonrası hepsi dahil, ben ayrım yapmıyorum, o iyidir bu kötüdür demiyorum, hiçbirisinin Atatürkçü devlet algoritmasıyla ilgisi, alakası ve benzer zekası olduğuna inanmıyorum ve olmadı da zaten açık ortada. Bir 1919-38 arası yönetilen Türkiye'ye bakın, bir 38-2018'e bakın. Vallahi Winston Churchill doğru demiş, 100 yılda bir gelir demiş bir adam, o da Türkler arası. Daha 100 yıldır yok işte, 80 sene oldu Atatürk'e. Tabii o dünyayı 80... kastediyor. Yani böyle bir lider dünya, yani dünyanın da şimdi bugünkü liderlere bakarsan son 15 yıla şöyle bir bak, bir parça Clinton belki daha böyle parlak gibi gözüküyordu. Geri kalan dünya liderleriydi ama. Evet. Vasat. Yani bugünkülere bak ya, facia. Çok yani... ilginç bir şey var. Çok, şimdi bir şey söyleyeyim. Yurt da sus, can da sus. Çıkıyor söylüyor arkadaşlar. Hayır arkadaş, adam onu dememiş. Adam öyle dememiş. Adam başka bir şey söylemiş. Tamam, düz okursan öyle. Doğru. Harfler öyle. Adam 1936'da Kral Edward geliyor. Diyor ki İsrail'i kuracağız diyor. Atatürk diyor ki kuramazsınız. Yurtta sulh, cihanda sulh kelimesini ona da söylüyor. Ve İkinci Dünya Savaşı'nı başlatacaklar. Bunun için Atatürk'e de geliyorlar. Yapamazsınız diyor. Yurtta sulh, cihanda sulh. Daha ki Atatürk ölene kadar İkinci Dünya Savaşı'nı başlatabildiler mi? Başlatamadılar. Ne zaman Atatürk öldü, İkinci Dünya Savaşı başladı ve 1938, yani 10 Kasım 1938 aynı zamanda küçük İsrail'in kuruluş temelidir. Yani o Siyon protokolleri, işte toplan, onlar hikayedir. Orada toprak alma kuruluşun resmi tarihidir. 10 Kasım 1938. Bakmayın 1946'da bağımsızlık ilan edildi. Atatürk'e soruyorlar. Mümkün değil diyor. 1937 açıklaması var. Mümkün değil diyor. Ve yok diyor. Yok dediği için, kestirme attığı için kimse çıkıp gelemiyor oraya. Ya bu nedir biliyor musunuz? Bu dünya liderliğidir. Bu nedir biliyor musunuz? Büyük bir güçtür. Ve cümlesi şöyle bitiyor. Millet Meclisi'nde 1937 yılında söylerken. Kendimize kafi derecede güveniyoruz. Bizi İslam'a lakayt olmakla suçladılar. Ama orada hiç eklemiyor. Arap, ümmet, İslam, İslam tek bir kelime yok ha. Peygamberimizin son arzusu olan kutsal topraklarda Yahudi ve Hristiyan çizmelerine müsaade etmeyeceğiz diyor. Gerekirse kan dökeriz. 1937. Hakimiyeti Milliye Gazetesi'nde yayınlanıyor. Sonra Bombay Times ve bütün dünyaya yayınlanıyor. Bu hepsi kayıtlarda var zaten. Şimdi geldiğimiz nokta, o algoritmayı yönetebilecek kapasitede Türkiye'de ne Millet Meclisi'nde, ne kusura bakmasın birden ona kim varsa artık protokolde çok, ne TSK'da kimse yok. O, işte o algoritmayı yönetebilecek kapasitede bir kabiliyetimiz yok. Böyle bir şey. Sadece son 15 yıl değil mi? Düzey düşürmece belki 1982'de. Çok bakın, sistemli bir biçimde yapılıyor. Odet Yinon planı diye bir plan var. Ben bunu ne diye? Odet Yinon. Bu plan şeyle yazan kişinin ismiyle anlıyor. Bu bir İsrailli stratejist. 1980'de yazmış bu planı. 1980'de bu planı yazarken 12 Eylül bile bu planın içerisinde. 1982'de. Yani adamlar bunu yaptırdık demiyorum ben. Adamlar bunun böyle olacağını öngörmüşler ya da stratejik olarak planlamışlar. Ve plana baktığınız zaman bütün Müslüman ülkelerin işte 2017'ye kadar gelecek olduğu süreçleri de koymuşlar. İçerisindeki demografik yapılarını da koymuşlar. Hepsini çok güzel uyguluyorlar. %80'e ulaşmış durumda Odet Yinon planı şu anda. %80 başarılı olmuş durumda. Efendim Kudüs'ün... Yani tam başarı ne oluyor yani? İşte Kudüs'ün başkent olmasına kadar gelip Büyük İsrail. Ya oldu bakın, aslında yani. Bakma sen o Birleşik Devletler kararı 19... böyle çok bizde abartılıyor. Dünyada... Tabii 9 Kasım 1938'de Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikal ettiği zaman diyorum Küçük İsrail'in kuruluşu. Yani, tamam 1946 resmiyeti. Ama Büyük İsrail'in kuruluşu da bakın 9 Kasım, 9-11, 11 Eylül. 11 Eylül İkiz Kuleler saldırısı. 11-9. Tamam, bunlar hep semboller üzerinden gidiyorlar. Müthiş bir sembol akılları var ve yani bunu çözene kadar
insanın yani beyni zorlanıyor. Acaba mı? Sorusunun 11-9-9-11 bu kadar basit. Kristal gece yaşanıyor Atatürk'ün öldüğü gece. İşte güya Almanya'da Yahudilere soykırım başlangıcı falan. Bunlar planlı süreçlerdir. İşte 11-9 da Büyük İsrail'in kuruluşudur. 11-9 nedir biliyor musunuz? 11-9'dan sonra Türkiye'de iktidara kim getirdi? Getirildi diyorum. Bak geldi demiyorum. Yani 46'dan sonra Demokrat Parti. Ama yani, tabii değil. O sürecin, onlar o sürecin piyonları. 11 Eylül 2001'den sonra Türkiye'de iktidara. 11 Eylül. Tabii. 2011'i diyorsun. Tabii, ben 38. Bak şimdi bak abi. 9 Kasım 9 11 1938. Hı. 11 Eylül 11 9 2001. Milat. Buradaki tarihler afaki tarihler değil. Kesinlikle değil. Yani bunun üzerinde çalıştık. Şu anlamıyorum. Yani şey yani anlıyorum. Abi çok iyi ya, hahamları var, çok iyi yetiştirilmiş. Yani beyinleri var. Yani ben hep söylüyorum genetik zekaları çok iyi ve gerçekten takdir ediyorum. Bu sembollere girince yani çünkü onlar bazen yani denk gelen yani yakıştırmada rastlantı değil diyelim. Ya, değil Büyük diyorsun İsrail'in yani. Tamam kuruluşu da 11 Eylül saldırılarıyla başlamıştır. Nasıl Bush'un Haçlı Seferlerini başlatıyoruz açıklamasıyla çok basit bir cümleyle ifade edeyim. Eğer Türkiye laiklik ekseninde devam ediyor olsaydı böyle bir süreci Müslüman ülkelerin yaşama ihtimali yoktu. Libya'nın, Mısır'ın, Suriye'nin, İran, efendime söyleyeyim Lübnan'ın veya işte bugün Filistin'de ikiye bölünme, işte Suudi Arabistan, Yemen. Bakın yanıyor bütün Orta Doğu. Tamam mı? Peki ne gerekiyordu? Bir kimlik gerekiyordu. Din kimliği gerekiyor ki din savaşı olabilsin. Adam Haçlı Savaşı olduğunu söylüyor Bush bu savaşı. Peki karşısında Haçlıların yüzyıllarca duran kim? Türkler. Değil mi? Müslümanlık adına. İslam adına. Peki ne oldu? Bir kimlik koymaları gerekiyordu ortaya. Koydular. Koydular. Ve işte nedir? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan bundan 6 ay önce demiyor muydu? Hristiyan Batı Müslümanların elindekilerini aldılar, şuradılar, buradılar. Aynı Hristiyan Batı diyor ki şimdi Hollanda ile Almanya, Türkiye ile ilişkileri toparlayalım artık. Hayır ola. Kudüs'te de bize destek gibi gözüküyor. Ama orada bir tezgah var. Ben ona inanıyorum. Hayır zaten. Bir plan var yani. Yani Türkiye eğer... Yani Maduro Yahudi biliyorsunuz değil mi? Ben biliyorum. Öyle mi? Tabii Maduro Yahudi. Şey Yahudi, Macron Yahudi. Peki şimdi Maduro Türkiye'ye geliyor gidiyor çok sık gidiyor. Valla onu bizim devrimci arkadaşlara bir söylemek lazım. Yani Amerikan emperyalizmine karşı duruyor ya. Ya arkadaşlar bugün sabah Guatemala dedi ki büyükelçiliğimizi Kudüs'e taşıyoruz. Amerika dedi ki ben kardeşim Kudüs'te büyükelçiliğimi açacağım. Hadi durdurun 128 ülke ayrı dedi. Toplayın bütün askerinizi donanmanızı Amerika'ya sefere çıkın. İsrail elçiliğini mi açıyor Filistin elçiliğini mi? İsrail elçiliğini Kudüs'e açıyor büyükelçiliği. Filistin'inkini değil. Değil. Çok ilginç. Değil mi? Guatemala aslında çok önemli bir ülke değil. Evet o açıyor ama mesela Venezuela'nın ki burada bu adam buraya çok gidip geliyor. Ya bu aslında bölünmeyi hızlandırmaz mı? Bence bölünmeyi hızlandırır. Neredeki? Yani şimdi Filistin'i bağımsız yapmaya uğraşıyorsun. Bir devlet... Filistin'de bölünme olmaz ki zaten işgal altında. Hayır, yani şöyle hani bir devlet olacaktı ya. Ha. Tamamen komple kopartılıyor şimdi mesela. Bana sanki plan, öyle gibi geliyor. Çünkü geliyor. İsrail daha şey olacak. Evet. Şimdi... hayır bir de bizi şeyin içine ittiler şu anda. Biz tuzak ümmet, şöyle işledi. Yani Türkiye artık laiklikten falan koptu. İslam ülkenin lideri. Tabii bu çok kişinin hoşuna gidebilir. Bir İslam işte ülkenin lideri oluyoruz. Ama doğru, olmuyorsun işte. Parçası. Yani buradan bu mesela Kudüs kararı şu anda tabii Türkiye'de çok büyük sevinç yarattı. Yani böyle zannedersin. Abi netice? Hayır dünya lideri Tayyip Erdoğan. Netice getirdi. Yok netice, öyle bir abi. Şey aslında. Yani bizden başka ciddi alan yok. Tamam abi dünyayı dize getirdiyse Sayın Cumhurbaşkanımız atlasın. Ne diyorlar? Tamam atlasın Amerika gitsin. Ya mesela şey diyor ki İbrahim. Bak, Amerikan Devlet bugün, Başkanı Türkiye'ye gelir. Ben size söyleyeyim. Mesela Hürriyet diyor ki Kudüs bizi birleştirdi. Yani bütün İslam ülkeleri falan. Yok öyle bir şey aslında. Ya ben dün akşam yani şimdi bir şey görüştüm. Diyeceğim. Yani Suudi Arabistan'ın buna evet demiş demesi. Yani bizim Birleşmiş Milletler kararını Amerika'nın aleyhine oylamasının bir etkisi yok ki. Amerika da bunu anlar. Yani o adam Müslüman ülke ne diyecekti yani İsrail'e evet diyecek hali yok. Hayır diyor. Kararın bir yaptırım gücü olmadığı için seni birleştirmiş falan değil. Şimdi efendim Rusya çok güçlü diyorlar. Almanya güçlü diyorlar. İngiltere, Fransa güçlü diyorlar. Niye bizim arkamıza sığınmışlar? Kendi başlarına dörtlük bir açıklama yapsın ya Kudüs Filistin'indir. Niye yapmadılar? Burada bir düşman yaratma stratejisi var. Yem var. Yem Türkiye oldu. Ne yemi? Türkiye'yi Türkiye'nin arkasında birikim yapıp tamam mı? Güzelce Amerika'ya hasım hale getirdiler. Saddam Hüseyin de öyle yaptılar zamanında. Tamam. Hiç kimse bu süreçleri bunda okumuyor. Amerika mı hasım oluyor, Trump mı oluyor? Ben şimdi mesela Amerika Birleşik Devletleri hasım oluyor. Bu devlet, yani devlet bakın, Trump böyle kendi başına karar almaz bu i̇şte kararları. Ben merakım. Bu kararları Amerika'nın NSA'yı, CIA'yı, FBI'yi işte geçmeden gelmez. Aynı kanıdayım da.
Ama mesela tamam hepsi birden evet der. Ama sonuçta kararı alan Trump Birleşmiş Milletler'de onur kırıcı bir şey. Şimdi şeye bakalım. Tabii işte Amerikan yani, devletine yapılmış olan bir hakaretin Amerika tarafından bir karşılığı olmayacak mı düşünüyorsun? Hayır işte onun karşılığı Trump'ın üzerine ya onu daha fazla gidebilirler. Yani. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Daha kötü bir adam da daha şahin bir adam getirirlerse ne yapacağız? Hayır ama bak şimdi şahinlik şu. Trump'a böyle bir hareket yapıp arkasını bir de abuk sabuk böyle telefonlarla tehdit falan yaparsan zaten bunun reaksiyonu daha fazla olur. Ama şahin biri dersen o şahin biri telefonlarla tehdit etmez. Öyle şeyler koyuverir ki ortaya. Evet. Ha, yani... Şimdi bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Bir şehrin kutsallığı nasıl olur? Mekke'yi anladık. Niçin? İşte Allah'ın ilk evi orasıdır. İşte Hazreti İbrahim'in yaptığı bina orasıdır. İşte altın oran falan filan. Efendime söyleyeyim Vatikan'ın kendine göre kutsallığı vardır. Fakat benim anlamadığım şu. Peygamberler doğmuştur, ölmüştür. İnsandırlar sonuçta. Kuldurlar. İşte peygamber miraca çıkmıştır. Tamam. Ama bu şehri kutsal hale getirmekle putlara, binalara tapmak arasında... Hayır, tabii şu var ama yani her üç dinin de zaten... Yani işte oradaki belki bütün problem de o. Üç dinin de öyle ya da böyle bir şekilde kutsal şeyi var. Kudüs'ün Müslümanlar için önemi ne? Mescid-i Aksa Camii'nin olduğu yer bir dönem kıble olarak kullanılmış. Evet. Yani Mekke kabul edilinceye kadar. Şimdi öyle bir şeyin İsa'nın yeri Hristiyanlar için. Evet. Musa'nın da yeri ama. Hayır. Yahudiler için de vaat edilmiş yer. Zaten Mısır'dan çıkıp oraya gidiyor işte. Tabii onu diyorum. Yani sonuçta üçü. Süleyman Tapınağı da üçü iç içe. Şimdi bunu biliyor bütün dünya. 3000 yıldır biliyor. Başka bir strateji izliyorlar. Bak ben sana söyleyeyim. Şimdi Mekke ve Medine'yi bunlar Suudi Arabistan'ın tek elinden alıp oradaki zaten Suudi Kraliyet içerisinde yaşanan olay ne biliyor musun? Büyük bir bölünme patlayacak bu işin ardından ve Mekke ve Medine taraflı bir ayrışma yaşanacak. Bunlar Yahudilerin Tevrati planında Kudüs'ü tek kıble yapma planı var. Tamam mı? Yani tek kıble. Bu kıbleyi yaptığınız zaman işte Müslümanlar da oraya secde edecekler. İşte Hristiyanlar da oraya dönecekler. Yahudiler zaten oraya dönüyor. Netice itibariyle Mekke ve Medine'yi ortadan çıkartma planları var. Yani burada ya hani... Çok zor ama yani. Çok kolay. Çok kolay. Abi, güvenliği sağlayamazsan bittin. Çok güvenliği sağlayamamak Mekke'yi yok etmek demek yani. Mekke'yi yani, yok etmeden de güvenliği. Yani oraya bir nükleer saldırı. Tamam işte. Rusya'lar yani. İkide bir füze atıyorlar. İki tane attılarım. Tamam bitti yani. Bu kadar basit. Kimse gitmez. Zaten 2027 planları bu. 2027 için planlanmış olan plan süreçlerinde bu var. Niye o? Bu işte bahsettiğim Kudüs'ün tek kıble olması. Fakat burada başka bir şey var. Ben Kudüs'ün tek kıble olması kimin ne işine yarıyor? Şimdi mesela İsrail'in işgal altında. Tamam. Kudüs tek kıble olduğu ve İsrail'in başkenti olduğu zaman Müslümanlar kime secde etmiş olacak? Onu da işte Yahudilere. Yani yapmayacak ya ama işte onu diyorum. Yapacaklar. Yani. Şimdi bakın Mekke'de bu, o yoksa ben Kudüs'ü Müslümanların bırakması mümkün değil ki. Yani işgal Kudüs'ü altında. Bırakmıyorlar. Mekke ve Medine'den Müslümanlar güvenlik sebebiyle hac farizasını ve kıble meselesini değiştirecekler. Bunun öncülüğünü yapacak olan ülkeleri de hazırlamışlardır çoktan. Mesela Suudi Arabistan'ın bir anda öncülük yaptığı İsrail'e karşı cihat yapılmaz cümlesi çok ilginçtir biliyorsunuz. Veya işte ılımlı İslam'ın Suudi Arabistan'a geliyor olmaz Türkiye'den sonra. Ha ben zaten şunu tuhaf şey yani. Yapmıyorum. Mesela bak soruyorum bir daha sormak istiyorum. Hani benim aklım yetmeyebilir ama Orta Doğu uzmanı bir akademisyen ya da hükümetten bilen biri. Onların var şeyleri. Suudi Arabistan 300 küsur milyar dolarlık silah alıyor değil mi? 160 milyar dolar da körfez. Bir dakika. 470. Önce şey geliyor. İsrail hiçbir tedirginlik duymuyor. Çünkü o verilen, satılmış olan silahların İsrail'in elindeki silahlara bir üstünlüğü yok. Bir dakika ya bir şey diyeceğim. Ama şöyle bir üstünlüğü var. Yani İsrail'de de aynı silah var. 5 tane burada 50 tane. Evet. İsrail'de var 10 tane burada 1000 tane. İsrail'de var 50 tane burada 5000 tane. Nüfus olarak da yani aynı silahları kullanıyorsun. Ve ama sayı olarak ben senden 10 daha fazlayım. Evet. Yani o zaman senin teknolojik üstünlüğünün falan şey. Mesele şu. İsrail'in hesapta can düşmanı olması gereken Suudi Arabistan. Hani ama Sami ırkından olduğu için biz aynı ırkın ama, evlatlarıyız diyorlar. İsrail buradan hiç tedirginlik duymuyor. Arkasından Körfez ülkeleri 160 milyar dolarlık silah alıyor. Tedirginlik duymuyor. Türkiye bak Türkiye kıyameti koparıyor. Asarım keserim o İsrail gelmeyeyim oraya kırmayayım bacağını hepsini söylüyor mu? İsrail'den en ufak bir şey var mı tedirgin? Yok hiç umursamıyor bile. Çünkü sadece ara sıra yani Türkler de işte bilmem ne filan yani öyle geçiştiriyorlar. Şimdi bir korkusu yok. Bu seni huylandırmıyor mu? Beni huylandırıyor. Huylandırıyor. Yani çünkü bir adam düşün ya şu kadar.
hani lafa gelince hakikaten tükürükle boğulacak kadar küçük. Hiç korkmuyor. Efendim arkamda Amerika var. Şu an itibariyle bizimkilerin söylediğine göre Amerika rezil oldu değil mi? Bitti, mahvoldu, çöktü. Öyle olmuş. Gene ben kimse korkmuyor. İsrail gene korkmuyor. Nasıl oluyor o zaman? İşte bakın şimdi şöyle bir şey var. Ben biraz önce ne dedim? 11 Eylül İkiz Kuleler saldırısından sonra Bush'un yaptığı açıklama Haçlı Savaşı başlamıştır ve Türkiye'de 2002 sonunda Erdoğan iktidara gelmesi. Tuhaf ve çok hızlı bir süreç yaşadı Türkiye. Evet. 11 Eylül'den sonra. Türkiye'deki siyasi partilerin tamamı derdest edildi. Operasyona tabi. Ya mesela ve şöyle düşünüyorlar o zaman. Artık dünyada radikal İslamcılık herhalde ölür. Amerika tam tersi mesela Türkiye'de Amerikan eliyle yükseltildi. Tabii, hala tabii. Da muazzam destekleniyor yani. Sayın Erdoğan Türk ordusunu, cumhurbaşkanını, bürokrasisini Amerikalara gidip şikayet etmedi mi? Bilmiyor muyuz bunu şimdi? Kılıçdaroğlu'na ikide bir diyor ki sen nasıl ülkeni vatanını şikayetlersin? Çıkartıp açsınlar bütün görüşmelerinde. Bütün görüşmelerinde Türkiye'deki laik düzenden, cumhurbaşkanından, TSK'dan yüzlerce şikayeti var. Kendisi şikayet ederken hiçbir sorun olmuyor. Kesin her şey mübah. Ama başka birisi şikayetçi olduğu zaman suç oluyor. Ergenekon'un talimatı Beyaz Saray'dan verilmedi mi? Bunu Fehmi Koru yazmadı mı? Evet. Tayyip Erdoğan Beyaz Saray'dayken. O başkan Bush, evet. Tamam kardeşim orduyu katletmeye başlayın dedi. Evet, tamam. Niye onlar da o şeyle hepsi geldiler, yaptılar. Şimdi bakın yani. çok ince bir strateji var. Büyük İsrail'in kurulabilmesi ve İsrail'in etrafındaki güvenliğin daha kuvvetli hale getirebilmesi için Mısır, Suriye, Lübnan, Irak, Suudi Arabistan, Türkiye, Libya'nın derdest edilmesi gerekiyordu. Etkisiz eleman. Ve derdest derken bugün Irak ordusu var mı? Yok. Yok. Suudi Arabistan ordusu var mı? Yok. O da yok. Ben sana söyleyeyim. Sen bakma o kadar silah olduğuna. Ortada ordu yok. Yani düşmanlık yapmadıktan sonra ordu ne olursa olsun. Ya düşmanlık yapsa da ordunun savaş kabiliyeti yok. Bizim bir arkadaşımız var. Çok ilginç. Suudi Arabistan'da çalışmıştı. Dedi ki ya Suudi Arabistan ordusu geçit töreninde giderken göbek önünde kıç arkada gidiyor. Böyle bir ordu olur mu? Yani şimdi böyle bir mantık var yani. Kimse yanlış anlamasın yani. Böyle bir şey vardı. Hani burada espri yapmış olalım. Şimdi Lübnan ordusu var mı? Yok. Bir tek Türkiye ordusu var mı? Suriye ordusu var mı? Yok. Mısır ordusu savaşabilir mi? Savaşabilir ama savaşmaz. Tamam. Libya ordusu var mı? Yok. Yok. Şimdi İsrail'e kafa tutacak, tutması muhtemel bütün yapılar ne oldu? Ordular lav edildi. Ülkeler bölündü. Demografik yapılar üzerinden paramparça edildi. Peki geldik Türkiye'ye. Türkiye'nin bir ordusu var mı? Var. Adı ne? Türk Silahlı Kuvvetleri. Evet. Ama şöyle bir ordumuz var. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nın 1500 tane eli silahlı terörist var dediği açıklamadan sonra 2016 yılında Başbakan Binali Yıldırım'ın 1500-2000 arası eli silahlı terörist var. Genelkurmay'ın terörist şeyine bakıyorsun yani. 5000, 6000 durmadan öldürüyor. Ne 5000 ya 20.000'i geçmiş durumda. İçişleri Bakanlığı'na bakıyorsun bayağı da orada var. Bakıyorsun bayağı bir şey var ama bu rakamlarla Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın söylediği rakamlar tutmuyor. Birisi yalan söylüyor burada. Ya Genelkurmay yalan söylüyor ya Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a verilen bilgi yalan. Ya da Genelkurmay'ın açıkladığı bir şey var yani. Şimdi burada şöyle bir şey var. Türk ordusunun hareket kabiliyeti var mı? Vardı. Savaşabiliyor mu? Bence savaşamıyor. Çok açık net. İsteyen istediği yere beni mahkemeye verebilir. Nedenini söyleyeyim. Hava kuvvetleri nerede Türkiye'nin? Niçin Sayın Erdoğan geçen hafta yapmış olduğu açıklamada biz Afrin'le ilgili Amerika'ya teklif götürdük. Biz karadan siz havadan girin dedi. Yok mu senin hava kuvvetlerin? 300 tane 400 tane F-16. Niye giremiyorsun diye. Kaldıramıyorsun uçakları. Ne canım uçup duruyorlar. Öyle uçuyorlar. Ama bombalar. Ya, alamıyorsun Amerika'dan. Ama şeyi atıyorlar. Kandil mandil. Onlar şey. İnsansız Predator'lar var ya. Yaptığı ülkeyi oradan herhalde yapıyorlar. Yok F-16'lar gitti diyor. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Bombası yok bence. Bence mühimmat yok. Türkiye'nin çok büyük mühimmat sorunu var şu an. Bu çok vahim bir şey. Çok vahim bir şey. Aynısı İran'a oldu. Bakın. Bakın bu. Şöyle bir şeye bak. Çok iyi bir şey. İran'ın füze teknolojisini geliştirmesinin sebebi ne biliyor musunuz? Şah döneminde çok büyük bir hava kuvvetleri var ve Orta Doğu'nun, Asya'nın ya hatta Avrupa'dan bile çok kuvvetli. O kadar büyükmüş yani ve o kadar kuvvetli. Tabii bu İran İslam devriminden sonra Amerikan ambargosu başlayınca uçaklar kalkamıyor. Kalkamayınca çürüyor. Çürüyünce bitiyordu. Bütün bir filo yok oluyor. Adam onu hala o kapasite, o savaş kapasitesine ulaşabilmiş değil İran. Füzelerle kapatmaya çalışıyor. O da Çin'den, Kuzey Kore'den, işte Rusya'dan almış olduğu teknolojilerle, geliştirdiği füzelerle. Ama hiçbirisi uçak, savaş uçaklarının yaptığı işleri görmüyor. Şimdi Türkiye'nin hava kuvvetleri niçin Afrin operasyonunda Türk Kara Kuvvetleri'ni destekleyemiyor? Neden? Mesela bu hava kuvvetleri değil mi Rus uçağını düşüren? Öyle dediler. Öyleydi. Peki deniz kuvvetleri noktasına gelelim. Bizim
Denizden karaya füze atan muhriplerimiz, destroyerlerimiz, fırkateynlerimiz yok muydu? Var. Niye bunlar böyle Doğu Akdeniz sahillerinde bu operasyona destek vermiyorlar? Değil mi? Ya Mavi Marmara'ya müdahale edemedik. Mavi Marmara olayı işte İsrail bile... karasularının dışında, uluslararası. Yani o tarihte bile... sen bana bir şey yaparsan ben de orada yaparım ve iki ülke savaş olmaz. Oraya bile inemedik. Cesaret edemediler. O tarihte bile bu güçten yoksunuz. Çünkü Türk ordusu sistematik olarak büyük bir operasyona tabi tutuldu. Bu operasyonun neticesinde ordunun hareket kabiliyeti demeyeyim de alandaki savaş muharip kabiliyeti bayağı bir sekteye uğradı. Bugün elinizde silahlar olabilir. Çok fazla miktarda silahınız olabilir. Efendim mühimmatınız olabilir ama bunu sonuçta kullanacak eğitimli kadrolarınız olmayınca adam kimya bölümü 3. sınıfta sen alıyorsun bu adama harp okulundan subay olarak yetiştiriyorsun. Hangi akla hizmet ediyorsun sen? Hangi akıl bu? Nedir yani? Bu nasıl? Şimdi ona da gerek yok. Nasıl kimi istiyorlar? Onu tamam. Alıp yani netice itibariyle şimdi şöyle çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Ben hiçbir şekilde siyasi terminoloji içerisinde hiçbir dine karşı değilim. Yahudiliğe, Müslümanlar, kim Müslümanız yani? Tamam efendime söyleyeyim şeye, Hristiyanlığa karşı değiliz. Böyle bir şey. Fakat eğer benim milletime, benim topraklarıma bana düşmanlık yapıyorsa ben de ona karşıyım. Ama biz 15 senedir tamam mı? Kendi işlerimizi bırakmışız. Tamam mı? İşte Kudüs'e gidiyoruz, Gazze'ye gidiyoruz, Sudan'a gidiyoruz, ne bileyim işte Irak'a gidiyoruz. Yok Bangladeş'e gidiyoruz. Şu anda arkadaş, Sudan'dasın. Bunun kapasitesi ve kabiliyeti yok ki. Ömer Elbeşir Savaş Suçları Mahkemesi'ne yargılan. Bizden başka Elbeşir'i davet edebilen ya da görüşen dünyada başka bir ülke var mı? Benim bildiğim yok. Geldi o sırada tepki oldu. 2013'ten sonra gelmedi. İşte bir tek biz görüşüyoruz. Başka yere gidemiyor ki adam. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu aynen. Bu da özel korumayla geldi yani Türkiye'ye. Erbakan'ın bıraktığı dönemde de aynıydı. Erbakan gidip görüşüyordu Ömer Elbaşı'yla. Erbakan'ın... Ama Erbakan'ın döneminde bütün dünya Birleşmiş Milletler kararı var mıydı? Onu bilmiyorum. Benim şimdi bildiğim Beşir'le ilgili bile aynı hani şimdi tabii, savaş zafer dediğimiz var ya. Evet. Hani Kudüs'te bilmem ne işte aynısı var. Şimdi bak sen onu tanımıyorsun. Yani İsrail'in başkenti Kudüs'tür der gibi sen de gidiyorsun Elbeşir'le görüşüyorsun. Ya işte yanlış anlamasın. Yani orayı parlamentosunda konuşuyor. Yani ya orada parlamentosu var işte. Bir yarış yaparken ya da misket oynarken elimizde kaç misketimizin olduğuna bakmamız gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlıkları neyi ne kadar karşılar sorusuna cevap bulmamız gerekiyor. Şimdi tabii bu tür çıkışlar, Kudüs çıkışları, işte dünya üzerindeki görüntüsü belki gönlümüzü okşuyor. Bunu böyle düşünmemek gerekiyor. Bence mesela İstanbul artık finans başkenti değil. Hani hesap vardı ya buraya o kadar yatırım yapıldı ya finansın başkenti yine. Ortadoğu'nun başkenti İstanbul yok değil. Ha ben söylüyorum finansın başkenti Kudüs oldu. Bu plan çerçevesinde göreceksiniz Kudüs bütün finansın merkezi haline getirilecek. Yani bizimkilerin 15 yıldır söyledikleri finansın başkenti İstanbul işte 3. havalimanı falan filan ki biliyorsunuz bunların hepsi bir proje dahilinde gidiyordu. Bundan sonra Kudüs İstanbul değil. Yani olan bizim 150 milyar dolar. Kudüs olmasının kime ne faydası bizim var? Bizim yani? Faydası yok İsrail'le Amerika'ya faydası var. İngiltere'ye de faydası yok. Mesela İngiltere'nin de bu Kudüs olayında karşı çıkmasının altında yatan sebeplerden bir tanesi Londra biliyorsun finans merkeziydi. Oradaki Arap ve Yahudi sermayesi %99 bir şekilde Kudüs'e çekilecek. %99 bu da İngiltere ekonomisinin önümüzdeki yıllarda çok büyük sıkıntılara yol açacak. İngiltere bunu bildiği için askeri sanayide çok ciddi atılımlar yaptı. Fakat Amerika Birleşik Devletleri İngiltere'nin askeri olarak sahaya inmesine müsaade etmiyor. İngiltere perde gerisinde devamlı Rusya ile ittifak halinde. İşte Boris Dışişleri Bakanı geçen gün İngiltere'deydi. Ama onlar bir kavga mı ettiler? Şeyde? Etme falan değil. Espritüel yapıyorlar. Yani ne kadar güveniyorsunuz paltonuzu bıraktım. Cebimde çok parayla bıraktım diyor. Boris şeyde diyor ki Dışişleri Bakanı Rusya'nın baktık hiç cebinde para yokmuş diyor. Ha, baktık diyor. Baktık diyor. Böyle bir espri yapıyorlar. Şimdi bu 100 sene önceki plan aynı şekilde devam ediyor. Yani baktığınız zaman 100 sene önce de İngiltere-Rusya ittifakı vardı. Şimdi bakarsanız bir arada Rusya'ya karşı İngiltere ve Fransa Osmanlı'yı destekledi 1857. Son kazandığı savaş Kırım Savaşı'dır. Ondan sonra dedi ki İngiltere Fransa borç para mı istiyorsun? Tamam al sana borç para. İşte 1919 sürecine girdik. Bence şu anda 2018 yılında 1918 sürecinin devamını yaşayacağız. Yani bu süreç tamamlanmadı. Ben yine senin programında söylemiştim Can Bey. Hatırlıyor musun? 1919'da başladığımız savaş bitmemiş demek ki. Hala devam ediyor. Bu savaş hala devam ediyor. Yani kimse bu savaşın bittiğini falan düşünmesin. Ben Kudüs'ün finansın başkenti olacağını düşünüyorum. O yönde çok ciddi emareler var. Saklayarak buraya kadar geldiler ama dünya üzerindeki finans sermayesinin büyük kısmının
Araplaşması Araplar için çok önemli bir şey. Kutsal şehir, Kudüs'e para yatıracaklar. Öyle değil mi? O zaman da yani bu dediğin tabii finans merkezi gibi olursa. Lübnan biliyorsunuz bir ara finans merkezi haline getirilmişti. Sonra finans merkezi özelliğini kaybetti. Şimdi Kudüs o hale getirilecek. Şimdi mesela İsrail'in etrafındaki güvenlik çemberi çok rahat. Artık büyük İsrail çok rahat bir şekilde ilerleyebilir. Savaşacak bir Suriye ordusu yok. Savaşacak bir Irak ordusu yok. Ürdün hikaye. Mısır kendi derdinde. Lübnan zaten olduğu yerde yok. Yani bakma bizimkiler ses bombası icat etmişler. Hadi biraz dağıtıyorlar ve bir gün ses bombaları da etki yaratmıyor. Şu anda tabii ses bombası dediğin gibi çok atılıyor. Ve bütün Türkiye de yani muhalif olanların da önemli bir bölümü. Muazzam bir zafer kazanıldığını, Amerika'nın dize geldiğini, Türkiye'nin dünya lideri yani ve böyle i̇şte, şaşkın vaziyetteler. Ya peki işte bakın biz burada gerekçe yani anlattık değil mi Can Bey? Ben şimdi burada 10 dakikadır bir gerekçe anlatıyorum. Yani Kudüs meselesiyle ilgili olarak Birleşmiş Milletler'de çıkan karar ya da kınama kararının nasıl etkileri olacağını söyledim. Biz burada tuzağa düştük diyorum. Bakın Amerika Birleşik Devletleri kendine hasım buldu Türkiye'yi. Bundan sonra Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin hasmı ve hedefidir. Bu ana kadar değildi. Bakın ama söylüyorum. Işte şöyle bir ve bu işin Rusya arka planında da söylüyorum. İngiltere, Almanya, Fransa, işte Avrupa ne kadar desteklediyse bu işin içerisinde Türkiye, İslam ülkeleri de aynı Osmanlı'nın son dönemde düştüğü durumda olduğu gibi kıç gibi ortada bırakacaklar. Bakın bunu söylüyorum. Bu süreç 2019-2023 sürecinin içerisinde olan bir plan stratejisiydi. Söylüyorum. Dediğim gibi de olacak. İddia da ediyorum. Yani herkeste de bunu tartışırım. İsteyen akademisyen gelsin, isteyen profesör gelsin. Planı biliyorum, ezbere biliyorum planı. A'dan Z'ye biliyorum. Yani nasıl Kuveyt'e Saddam Hüseyin'i sokup hasım hale getirdiler? Ya Birleşik Arap Emirlikleri ne demek istedi biliyor musunuz? Senin deden hırsız derken siz hırsız bir milletsiniz dedi. Ya göndereceksin oraya Katar'da 5000 tane askerim var. 3 uçaklık filo 2 bomba atıp dönecek. Yapsana. Dünya devletçisin. Öyle diyoruz ya. Bak, yani şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu kadar şamar bak, yenilmez şey ya. Sen Kıbrıs'ta ilgili olarak İslam İşbirliği Konferansı Örgüt toplantısında ağzını açmıyorsun. 18 adayla ilgili ağzını açmıyorsun. Kudüs, Filistin. Ne yapacağız? Sen ne yapacaksın? Bak şimdi emirlikleri söyledin. Dün sırf şey olsun diye akşam üzeri yoldan geçiyordum aklıma geldi. Eşim ve kızımla beraber dedim ki şuraya bir girelim. Girdiğim yer bir şey yaptılar ya Emirates bir şey. Birleşik Arap Emirlikleri. Yok ya bir Fahrettin gökdelenler yaptılar. Yok canım burada ya. Bilmiyorum ya. MR diye bir yer. Çok lüks. Çok lüks yani. Hakikaten hani mesela o bölgede ultra bu kadar lüks, ultra lüks böyle bir yer yaptılar. Ve sırf Müslüman ülkenin şeyhi para kazansın diye içki ruhsatı çıktı. Çünkü adam demiş ki ben burada içki satmazsam kazanamam. Helal miymiş fetva vermiş. Ama bu şimdi para olunca her şey helal bunlarda. Yani bu dinci takımda helal. Abi şimdi, bu dinci meselesiyle İslamcı meselesini bir köşeye koyalım. Tabii. Bak en güzel tanımı İslamist, İslamcı gibi gözüken diyen Angela Merkel yaptı. Yani bu dinci dediğimiz zaman İslamcı bunu da yanlış yapıyor. Bence İslamistan bunlar İslamist abi ya. Dinci falan değil. O da değil. Şimdi paracı. Şeyi merak ettim. Hani bu millet şimdi ayakta ya böyle Kudüs, Zafer. Bir de bu Fahrettin Paşa dolayısıyla emirliğe müthiş şey var. Vay sen bana hırsız dedin falan. Şöyle dedim bir turlayayım. Hiç kimsenin umuru değil. Dolu. Hani zannedersin ki. Ama başka bir şey. Hiçbir şey yok. Mesela ne protesto ne bir şey hiçbir şey yok. Bir dakika. Hiç Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçinin önünde toplanan yok. Hiçbir şey yok. İşte onu diyorum. Cuma namaz çıkışında Birleşik Arap Emirlikleri bayrağı yakan gördün mü? Yok. Ya bırak hep İsrail Kudüs'ün başkenti açıklamasından sonra Amerika İsrail bayrağı bile yakmadılar ya Beyaz Meydanı'nda. İkinci yarıda konuşacağız. Tamam. Birinci bölümü bitirdik. Evet tamam. Değerli izleyiciler. Ankara'dan gazeteci Hüseyin Hakkı Kahveci bizlerle birlikte reklam aramızdan sonra tekrar birlikte olacak. Bizden ayrılmayın lütfen. Halk Kitap Evi'nin sunduğu yazı işleri devam.